Ülkemizde son zamanlarda yaşanan acı olaylar hakkında daha fazla konuşup ne sizin ne benim canımı sıkmaya niyetim yok. Söylenecek çok fazla şey var, bahsedilecek çok fazla şey var, eksik kalmış çok fazla şey var. Ancak tüm bunlar hakkında konuşmak benim gibi bir kanalın üstüne düşmez bence. Yakınlarınız etkilenmişse hepinize baş sağlığı diliyor ve geçmiş olsun diyorum. Bence artık videoya geçebiliriz. Dankleosteus. Pek çoğunuzun tanıdığı zırhlı bir balık türü. Oldukça etkileyici bir hayvan ve yaşadığı yerin üst yırtıcılarından biri. Gelin bu hayvanı biraz tanıyalım. Dankleosteus 1867'de amatör paleontolog J. Terrell tarafından keşfedildi. Canlıların isimlendirilmesi ise daha fazla kalıntısını bulan David Dunkel tarafından yapıldı. Canlıların ilk türünün ismi David Dunkel ve J. Terrell'a ithafen Dankleosteus terrelli oldu. Bundan sonra Dankleosteus'un ondan fazla türü tespit edildi. Kendisi günümüzden 382 ila 358 milyon yıl önce geç Devoniyen'de yaşadı. Fosilleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Fas'ta bulunmuştur. Dankleosteus Placodermia'ya dahil olup Dankleosteidae ailesinin bir üyesidir. Bildiğimiz anlamda dişlere sahip bir canlı değildi. Ancak dişe benzer şekilde evrimleşmiş bir çene kemiğine sahipti. Bu keskin çene yapısı onu çevresindeki en başarılı avcı yapıyordu. Kafasının ön kısmına doğru oluşan zırh yapısı karakteristik özelliklerinden bir tanesiydi. Kafatasına dair fazlaca bilgimiz olsa da vücudunun geri kalanı hakkında pek fazla şey bilemeyiz. Ve son olarak Dankleosteus'un vücudunun 10 metre, ağırlığının ise yarım tona kadar çıkabileceği düşünülüyordu. İşte burası videomuzun dönüm noktası. Çünkü yeni yapılan araştırma Dankleosteus'un devasa bir avcı, denizlerin en büyüğü, büyük beyazları ham yapacak bir canlı olmadığını gösteriyor. Az önce de dediğim gibi, önceden Dankleosteus'un 10 metreye kadar çıkabileceği düşünülüyordu. Önceki tahminler Dankleosteus'un yakın akrabalarına göre yapıldı. Dankleosteus'un bulunduğu grup olan Placodermi'de yer alan canlılar genellikle ince, uzun yılan balıklarına benzeyen canlılardı. Bu nedenle Dankleosteus'un elimizde bulunan örneklerine bakarak bir tahmin yaptığımızda boyutu 10 metreye kadar çıkıyordu. Ancak yeni araştırma çok daha farklı bir yöntem sunuyor. Balıkların gözlerinin başladığı yerden solungaç kemiklerinin bittiği noktaya kadar olan uzunluğu vücutlarını oranlayarak uzunluklarını az çok tahmin etmeniz mümkündür. Dankleosteus için de bu yöntem kullanıldı. Bu yöntemle birlikte Dankleosteus'un basık kafatası yüzünden uzunluğunun 3,5 metre civarı, taş çatlasa 4,5 metre olduğu hesaplandı. Baktığınız zaman alıştığımız büyüklükten epey uzak ancak hala o dönemin dev avcılarından biri olduğunu unutmamakta fayda var. İşte böyle. Paleontolojide alıştığımız şeyler tek bir keşifte baştan şekillenebiliyor. Bu da onlardan biriydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.